Почему именно вы пришли? Расскажи, что случилось. Ахыскалы приказал мне убить Палата Лемдера. С одним из его людей я установила связь. Я пыталась установить ловушку, но сама попала в их ловушку. Садись. Меня закрыли в камеру, и сколько дней я в ней пробыла, я не знаю. Sonra bir fırsatını buldum ve içeriye giren adamlardan birinin silahını aldım. Onu ve Polat Alemdar'ın sağ kolunu öldürüp hücreden kaçmayı başardım. Memati Umer. Memati öldü mü? Hayır, Erhan ve Abdüley. Doğu Bey'e haber verin. Timi çağır. Emredersiniz efendim. Tamam. Şimdi haber veriyorum. Abi, kızın evine gelen Tilki Andrei'ymiş. Я только могу рассказать про него по словам его людей, так как у меня не было возможности познакомиться с ним лично. У них, как и у нас, самое главное – послушание. Все люди беспрекословно подчиняются всем его приказам. В команде он единственный. Его место заполнить просто невозможно. Мемати, Абдулей и Иран уважают. Но лидер – Палат Алемдар. Он готов подставить себя под пулю, настолько он отважен. Чтобы меня словить, он подставил мне приблизительно точно такую же ловушку. Если бы секундой раньше я бы смогла бы выстрелить, то бы он заплатил за это смертью. А как ты будешь за свои платить ошибки? Я согласна, что я провалила операцию. Но это связано с тем, что Ахыскалы и команда неправильно меня направили. В том, что ты провалилась, никого не вини. Беспомощная, глупая, маленькая девочка. Nerede kaldı Tim? Oyun ortaya çıktı. Tilki anladı. Ты думала, что они выпустят тебя из рук? Мы тебя готовили, чтобы ты была такой глупой. Ты раскрыла все наши штучки. Что ты смотришь мне такой глупой в лицо? Прибор слишком внутри пистолета.
как ты не поняла, что это не настоящий пули? Кровь была. Они играют в игру. Конечно, будет кровь. Больше такой ошибки. А ты шли ойнем. Я и винегар. Я кендини. Takım komutanı, beni duyuyor musun? Evet efendim. İçeri gir. Hata istemiyorum. Adamı sağ ele geçin. Anlaşıldı efendim. Asansörleri, merdivenleri, biriniz garaja. Sen de burada kal. Ne oluyor buna? Görüntü niye gitti? Aletlere dikkat edin. Efendim, görüntü geldi. Nereye gitti bu?
Kız ölü, şahıs evde yok. Adam binada. Her yeri arayın. Onu sağ istiyorum. Buradan çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Buradan çıkmayacak. O sigarayı bana getirin. Her yeri arayın. Bütün katları, daireleri, asansör boşluklarını, çöp konteynerlarını, çatıyı, garajı, her yeri. Efendim biliyorum. Hala binanın içinde. Mahalleyi ayağa kaldırdınız, bir şey bulamadınız Esat. Biraz daha zamana ihtiyacımız var efendim. Sana gün ışıyana kadar mühlet. Sonra mahalleyi terk edin.
İnsanları tedirgin etmenin alemi yok. Bunu sahibine yollayın Esat. Emredersiniz. Bize niye yollamışlar ki abi? Bizim için hazırlanmış ki bize yollamışlar Memati. Abdül, Rus sigarası mı? Sarma sigara. Yok, tütünü soruyorum. Rus tütünü mü, Bitlis tütünü mü? Ben ne bileyim Erhan. Mesele tütününde değil Erhan. Tütünün içinde ne olduğunda. Dergi ya da gazete parçası. Hay kafama tükürük. 10 senede her birinden bir kelime öğrenseydim... ...şimdi nereden baksan 200-300 kelimeyle... ...mükemmelen Rusça konuşuyordum. Kendi uydurduğun bir yalanı söylemek... ...başka bir ağızdan işitilip... ...tekrarlanmış bir gerçeği söylemekten... ...hemen hemen daha iyi. Birinci ihtimalde sen bir insansın. İkincisinde ise bir papağandan hiç farkın yoktur. Ve şöyle bitiyor. Sen kimsin? İnsan mı? Papağan mı? Abi bize mi söylüyorsun? Oradan mı okudun? Hadi hepsinden birer kelime öğrendin abi. Atasözü gibi bir şey. Bunu nasıl çevirdin? Ezbere bildiğim pasajı yollamış. Dostoyevski. Suç ve Ceza.
Tilki hala orada. Bana mekanın krokilerini getirin Abdülay. Tamam abi. Hay Allah. Unuttuk kızı aramayı. Hadi Elif, inat etme, aç şu telefonu. Gerçekten ama gerçekten çok işim var Elif. Gelmeyecek bu. Çok mu üstüne gittik nedir? Sen kaybedersin. Her yere baktık efendim. Kuş olup uçmadıysa mekanı terk etmedi. Terk etmedi de nerede? Araştırmayı sürdürebilirsek... Gün aydınlanacak birazdan. Çekilin. Yine de burada birkaç sivil araç kalsın. İki gün tedbirimiz olsun. Emredersiniz. Burayı boşaltın. Emredersiniz. Polis tahkikatı yapmadan kızın dairesindeki bütün cihazlarımızı temizleyin. Emredersiniz efendim. Nasıl kaçtığını buldum be Mati. Nasıl abi? Tilkinin görüntüden nasıl kaybolduğunu bilmiyorum. Ama belli ki onu takip edenleri takip ediyor. İzini kaybettirmek için birkaç saniyeliğine kendisini takip etmelerini istememiş. Odadan çıkışını sürpriz yapmış. Ki oyun oynamayı seviyor. Daireden çıktığında asansörlerin riskli olduğunu biliyordu. Demek ki Tim'in geleceğini de hesapladı. Kendisini aşağı iniş yolu olarak çöp yolunu seçti. O kadar katı kayarak indi. Sırtı parçalanmasın diye kapılardaki paspaslardan birini alıp sırtına yastık yaptı büyük ihtimalle.
Çöp konteynerinden hızla garaja geçmiş. Garajda kendisine bir keklik seçmiş. Bagajda saklandı. Aynen öyle. Herif hakikaten tilki Memati. Garajı aradıklarında yakayı ele verirdi bagaja saklanmasa. Üstelik aracın sahibi hiç kimse. Yani gönüllü kurye. Risk sıfır. Oradan nasıl çıktı abi? Adamın varacağı noktaya kadar kendisini götürmesine izin verecektir. B, trafik durduğu anda bagajdan çıkacaktır. Bagajı nasıl açacak ki? Biraz gürültülü olacak. Frene bastıracak kadar. Adam Ağızkan'ın altı mı üstü mü abi? Bu adam Ağızkan'ın çok üstünde Memati. Hem silah, hem silahı tutan el. Bizim için mi geldi abi? Sorulacak soru Tilki Andre'nin niye geldiği değil, nereye geldiğidir. Tilki geldiğine göre Ruslar toplanacaklar. Hazırlıklı olalım Memati. Olmaz. İstemiyorum sizi canım. Herkes kendi yoluna. Ayıp oluyor mu Öğren? Biz de senin mekanında çökmesini biliriz. Ulan çökertme Nevzat. Dedenin anlamı çöküyorsun. Benim mekanım nezih bir işletme. Oraya gelmen için sınıf atlaman lazım. Onu ikiden attılar. Ben bitirdim beşi. Nerede bitirdim lan? Allah'ım. Erhan, ben senin yerinde olsam hayatta almam bunları içeri. Senin mekanına bile sahte para verirler. Kendi mekanımıza bir de para mı vereceğiz? Oğlum beni sokakta görseniz selam vermeyin. Ben sizi tanımıyorum. Hele yanımda bronz tenli bayanlar varsa hiç tanımıyorum. Çakal dönem bitti. Sülün dönem başladı. Bir yere kaybolmayın. İşimiz var. Sülünlere veda. Erhan Hemingway.
yardımcısın Safiye. Mersi. Mersi. Ben de seninle gelebilir miyim? Nereye? Polat'a mı? Evet. Onun yanına gitmiyor musun? İşimiz var Safiye. İyi işte. Benim işim yok. Burada oturup duruyoruz. Binlerce iş var kızım. Yeter ki sen iste. Ama ne iş? Falancaları davet edelim. Falancalara gidelim. Falancaların resepsiyonu var. Falancalara kokteyl verelim. Aa, yok teşekkür ederim. Ben bilgisayarımın başına döneyim. Safiye'ye bir şeyler bulmak lazım. Çok yalnız kaldı. Yanında bir şey söylemiyorum ama... Ne kadar isyan etse haklı. Safiye'yi kendi hayatımızın içine mahkum ettik. Zevkleri vardı. Hiç değilse fotoğraf çekiyordu. Şimdi bu tabloda neyin fotoğrafını çekecek? Yine de bilgisayarda tanımadığı insanlarla konuşması gerekmez. İçinde bulunduğu durumu en iyi o biliyor. Gerçekten Samuel midir kılıç? Of, ne vardı o kadar içecek? İçkiden mi beklemekten mi başın ağrıyor? Ay, ne yapacağım hiç bilmiyorum Canan. Ne yapmak istiyorsun ki? Canan, tercihlerimden şikayet etmiyorum. Ama acaba doğru şeyi mi tercih ettim? Sadece arayacağım demiş, aramamış. Yarın geleceğim diyecek, gelemeyecek. Bu neyi değiştirir ki? En azından beni değiştiriyor. Acaba suyun akışına kendimi fazla mı kaptırdım? Elif, aslında buraya gelmende, yerleşmende, güvenliğin haricinde hiç mi başka bir temenni yok? Nasıl bir temenni? Şöyle bir temenni. Polat'ın yakınında olmak. Gelmese bile aklının sende kalması. Arayınca da cevap vermiyorsun ya. Sonra sana alışmasını sağlamak. Gelmeyince bile vicdanını sızlatıp seni aramasını sağlamak ve... Bilmiyorum. Polat'ın da aşık olmasını istiyorsun. Bence aşık. Ama senin kadar aşık olmasını istiyorsun. Belki benim kadar değil de benim gibi bir aşık olmasını istiyorum. Sen nasıl bir aşıksın ki? Bilmiyorum. Göreceğiz. Üf, boş ver beni. Konuştukça içim daralıyor. Sen ne yapıyorsun? Bizimkiler ne yapıyor? Hala Elif cephesi son sürat devam ediyor mu? Yok ya. Cephe mepe olduğu yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Hikmet abiye canım sıkıldı. Ne oldu ki? İşleri kötü gidiyormuş. Ama bak benden duyduğunu söylemek yok. Yok söylemem. Borç almış sağdan soldan, ödeyememiş. Dükkanı kapatıp başka bir iş mi baksam diyordu. Ben biraz destek çıktım. Ya işte bunlar böyle ya. Beni üzmek için yapıyorlar. Benim bir derdim olsa herkesin haberi oluyor. Hikmet abinin derdi olunca en son ben duyuyorum. Aman şş. Nerede bu Allah aşkına? Burayı görüyor mu yoksa bu?
Aklında olsun. Belki bir gün zengin olursun. Vakıf kur. Sosyal işlerle uğraşıyormuş gibi görün. Sıkılmak için bir tek saniyen olmaz. Vakıf mı? Çantayı vermesi gerektiğini Lazia'dan daha iyi kim bilecek? Yaşlı kurt çantayı kendisine hayat sigortası yapmış. Çantada bütün sırlarımız var. Lazia'da kalmamalı. Kalamaz. Henüz briefingleri bitirmedim. Eksik iki çanta daha var. Halil İbrahim Bey ve Sayın Vanunu'dan çantalar geldikten sonra Lazia'dan da çanta gelecektir. Ben tam anlatamıyorum galiba. Lazia ölümü pahasına çantayı vermeyecektir. Ben de o zaman Lazia'yı bir kere öldürmem, her gün öldürürüm. Nereye baba? Emeklilik sigortası yatırım ya Nesrin. Kılıç konseye geri çağırmak için mi geldi baba? Bundan sonra bağ kurumu yatırmayacaklarmış. Ben yatırmaya gidiyorum. Dobra pozhalovat. Почему нам не сказали приезда? Я на пару не приехал. Какой сезон в Стамбуле и самый красивый? Весна. Ben kışı severim. Her türlü pisliği örter. Bahar insanları miskinleştirir. Moskova'da bir sıkıntı mı var? Yok. Türkiye'de bir sıkıntı mı var? Kısa zamanda büyük yol kat ettik. En büyük düşmanımızı Mehmet Karahanlı'yı yok ettik. Siz mi yok ettiniz Karahanlı'yı? Bize karşı başarısızlığı yüzünden öldürüldü. Ne başarısızlığı? Amerika burnumuzun dibine kadar geldi. Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, şimdi Özbekistan, Belarus. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler bu kadarını başaramamıştı. Her dönem Türkiye bizim için çok önemli hayız kalıyor. Anlamıyor musun? Anne ben vakfın başına geçeceğim. Nereden çıktı kızım şimdi bu? Anne galiba internette konuştuğum adam Samuel. Bir daha bunu yapmanı istemiyorum Safiye. Bir daha o internete falan girmek yok. Anne o beni tuzağa düşürmek istiyorsa ben de düşmüş gibi yaparım. Onu tuzağa düşürürüz. Kızım bu konuyla uğraşmasan artık. Anne babamın kurduğu vakıfların hepsi Samuel'in yönetiminde. Bana güya diyor ki sen niye vakıfların başına geçmiyorsun? Ben de geçeceğim. En yakın mesai arkadaşım kim olacak? Samuel Vanunu. Her çalıştığımız gün babamın katillerine bir adım daha yaklaştıracak. Ya biz de bu işleri hiç beceremeyiz ama. En son ezberi ilk mektepte verdim Sayın Baronum Can Polat. Bizimki daha kolay. İmtihan yok, sözlü yok. Ah, bir müsaade etsen de şu köşede otursam. Samuel kardeşi sınava çektiğinde. (Gülüyor)
Çanta. Hüsrev Ağa'dan bakıyor. Benim yazılı evrakla yaptığım iş yok. Ama çantayı bizim Süleyman'a bir okuttum. Yahu 100 senedir bu memlekette kim hangi hatırla, hangi katırla toz taşımış? Hepsi var. Ya yolda ne düşündüm? Tozdan bina yapıyorlar. Adını camdan koyup plaze diyorlar. Biz Moskova'dan istediğimiz desteği alamıyoruz. Kaç kez buradan rapor yolladım. Hiçbirinin cevabı gelmedi. Türkiye'deki prestijimizi artırmamız için yatırımlar önerdim. Hiçbiri kabul edilmedi. Önerdiğin adamlar Kremlin tarafından reddedildi. Neden? Çeçenlerle bağlantıları yüzünden. Çeçenlerin en büyük liderlerini öldürdüm. Beni bununla mı suçluyorsunuz? Sen öldürmedin. Benim adamım öldürdü. Şimdi nerede? Polat Alemdar'a düzenlediği operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. Öldü. Hiçbir dönemde Türkiye'de anti-Amerikancılık bu kadar yüksek olmadı. Sen bunu Rus sempatisine çeviremeyip Moskova'yı mı suçluyorsun ahıskalı? Daha başarılı olmak için planlar yapıyorum. Örnek ver. Polat Alemdar'ı yok edeceğim. Ve bir daha asla toparlayamayacaklar. Polat Alemdar'la hiç karşı karşıya geldiniz mi? Hayır. Rusya'da derler ki, eğer bir adamla vodka içmemişsen, onunla asla düşman olma. Nastrovya. Konseye özel yerde toplantı olacağını bildirin. Hemen. Sana karşı biraz mahcubum. Yahu bu kirve yüzünden işlerle pek ilgilenemedim. Elimi kolumu bağladı. Çok para kaybettik. Ama inşallah bundan sonra rahatlarız. Dünyada 5 milyon insan uyuşturucu ekimi işinde çalıştırılıyormuş. Doğru mu? Oo, dediğinden çoktur. Çok şükür bizim memleketimizde afyon sadece il olarak var. Onun da tek beyazı kaymağı. Biz uyuşturucu işinde daha çok aracılık yapıyoruz. Afganistan'ın 5 eyaletinde. Helmand, Kandahar, Uruzgan, Nangarhar ve Kunar'da afyon tarlaları vardır. Burada toplanıp kötü şartlarda işlenen mallar 3 yoldan dünyaya yayılır. Birinci yol Rusya üzeridir. İkinci rota İran ve bizim üzerimizdendir. Üçüncü ise Pakistan, Peşaver ve Karaçi üzerindendir. Bu yolların en zoru İran ve Türkiye'dir. Artık bu yollar pek güvenlikli değil. Son 1-2 yılda Türk polisi çok büyük miktarda mal yakaladı. Bu da diğer yolların, özellikle Rusya'nın şansını çok arttırdı. Eskiden bizim profesörler çok iyi eroin üretiyordu. Ne oldu o iş? Artık eski profesörler yok. Güneydoğu'nun ünlü imalathaneleri yok oldu. Şimdileri İstanbul'un varoşlarında bazı imalathaneler var. Ama eskisi gibi değil. Peki Afganistan işgal altında. Uyuşturucu üretiminde azalma olmadı mı? Vallahi o tuhaf sakallı, tuhaf giysili adamlar. Neydi onlar ya? Taliban. Ha, Taliban. Onların zamanında, yani 1996-2000 yılları arasında
üretim %95 azalmıştı. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler, yanlış anlamayın ha, ben değilim. Şimdi yine o rapora göre, yani işgal altındaki Afganistan'da uyuşturucu üretimi %1400 artmış. Amerika Vietnam'da yaptığını yapıyor öyle mi? Uyuşturucu en güzel üniformanın gölgesi altında taşınır. Sayın Baronum Can Polat, ben bu uyuşturucu işinden bıkmışım. Tabii ki yine senin emir ve direktiflerin neyse onu harfiyen yerine getiririm. Ama artık biz bu işi yapan değil, bu işin ayakçısı olduk. Peki ben sana... Gel bu beyaz eşini senden alıp başkasına devredelim desem. Rahmetlik anamın duası sana yeter. Ne diyeyim? Mazot işine hakim misin? Kara, benim işim. Ben o işin fizik kimyasını hazırlayayım, sana getireyim. Herkes kaçak mazot işine girmiş. Hiç tahmin etmeyeceğin kadar ünlü iş adamları yapıyor. Hele bir kalantorun adını söylesem, hadi canım demezsem ben de hiçbir şey bilmiyorum. Kim? Böyle gidip geliyorsunuz mahcup oluyoruz Ömer Baba. Biz müsait olduğunda sizi aldırsak daha münasip olmaz mı? Yok evladım. Bir şikayetimiz yok. Sen selamımızı söylüyorsun değil mi? Söyledim. O da sizi çok özlemiş ama bir türlü imkan olmadı. Nasip. Daha kimler var bu işte? Bana da bir gazeteci senin gibi bir mikrofon uzatsa 30 seneden sonra itirafçı olacak. Ömer Baba? Babanız mı? Ya gelmişken biz de bir elini öpelim. Toplantım varmış evladım. Çayını içtik dönüyorduk. Eğer vaktiniz varsa bir çayda birlikte içelim. Sizi buralara kadar yürüyoruz. Yo estağfurullah, estağfurullah. La Süleyman. Ben babası dedim ama. La babasının ötüğünü unutmuşum. Lan niye kaş göz yapmıyorsun? Yaptım dayı. Arı gibi kaş göz yapıyorsun. İnsanı karıdan soğutuyorsun Süleyman.